Türkiye içinde uyuşturucu yapımında kullanılan etken maddelerin bulunduğu soğuk algınlığı ilaçlarını izlemeye alıyor. Efedrin, pseudoefedrin ve kodein. Soğuk algınlığı grip ilaçlarının yarısını hemen hemen var. Zehir tacirleri sonunda ilaçlarımıza da el attılar. Soğuk algınlığı ilaçlarındaki etken maddelerden uyuşturucu madde üretiyorlar. Pseudoefedrin vücutta metamfetamine dönüşerek ağrı kesici etki yapıyor. Ama metamfetamin de şu anda amfetaminin yani ekstazi adını verdiğimiz uyuşturucu tabletlerin ham maddesini oluşturuyor. Avrupa Birliği'nin 2017 uyuşturucu izleme raporlarında Çekya'da 263 laboratuvarda soğuk algınlığı ilaçlarından uyuşturucu imal edildiği bildirildi. Bunu uyuşturucu tacirleri alıyorlar, hidrolize ederek, ısıdan geçirerek amfetamine çeviriyorlar ve bunu satıyorlar. Profesör Doktor Mustafa Yenigün, madde bağımlısı gençlerin de uyuşturucu bulamadıklarında bu ilaçları kullandıklarını söylüyor. Tabiri caizse kafayı bulmak isteyen, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu bulamayan kişiler bunları alarak eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı zehir tacirlerinin kirli oyununu bozmak için ilk adımı attı. 1 Haziran'dan itibaren efedrin ve pseudoefedrin içeren grip ilaçları renkli reçeteye tabi olacak. Bu tip ilaçların zapturaptı alınması lazım. Renkli reçeteye alınması hastalar açısından bir mağduriyet doğurur mu? Bunların yerini alan anti grip, anti ağrı kesici, ateş düşürücü, rahatlatıcı ilaçlar da var. Dolayısıyla bunların eksikliğinin çok da önemli olacağına inanmıyorum bir hekim olarak. Hem doktorlar hem de eczacılar kırmızı reçete uygulamasının oldukça isabetli bir karar olduğunu düşünüyor. Herkes muhakkak eczaneye gidiyor. İlaç istiyorlar. Zaten eczaneden alırken de muhakkak reçeteli olarak almamız gerekiyor. Hele ki uyuşturucuyla ilgili böyle bir durum varsa muhakkak renkli reçete sisteminde uygulanması gerekiyor.